İyi günler sevgili seyirciler. Haber Hastası Engelsizsiniz programından hepinize merhabalar. Bugün 14 Ekim 2016 ve hayata tutunuyorum. Kendi adıma da söylüyorum. Hayata tutunurken neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Çünkü burada okuma yazma oranından tutun da bugünkü programda okuma yazma oranından, toplumdan, toplumun içinde engellilerin, insanların ve en önemlisi de kız çocukların hayata tutunmak için ne kadar önemli şeyleri kaçırdığını ve bu kaçırmaması için de çok güzel insanların çok güzel projelerle ortaya çıktığını ki bunların arasında nedir? Okumaktır ve okumanın sadece okuma yazmada kalması değil, okullaştırma, bunu da altını çizerek söylüyorum, devam ettirme ve hayata kazandırılıp ondan sonra o güzel kızlarımızın, sevgili kız öğrencilerinin bir şekilde hayatın içerisinde hem sosyal hem de bir şeyler öğreterek aktif halde kalmasını amaçlayan bir proje diye düşünüyorum ki bunlar benim düşüncelerim ve çok sevinçliyim böyle güzel şeyleri benim programımda yer alması, bu programda yer alması. Tabi işaret dili tercümanı Murat Tekin de sağ olsun benimle birlikte her zamanki gibi elinden geldiğince. Ona da çok teşekkür ediyorum en baştan. Konuklarım şimdi gerçekten güzel insanlar, sağ olsun var olsunlar, beni kırmadılar. Bu projeyi hem tanıtmak, sizlerin de anlaması, örnek bir projedir çünkü anlamasına sebep olmak amacıyla. Davet ettim. Valla kırmadılar, geldiler. Kendilerine, sizlerin huzurunda en baştan yine teşekkür ediyorum. İlk adım Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Kemalettin, Sayın Kemalettin Han ve O Kadar Başkanı ve bu projenin yani Hayata Tutunuyorum projesinin koordinatörü Sayın Mehmet Akbulut bizimle birlikte, benimle birlikte. Ne mutlu bana diyorum ve sözü onlara bırakıyorum. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten toplumumuzun kişisel değil, yerleşik değil, bütün hepimizi kapsayan çok önemli bir sorununu altından kaldırmak amacıyla, yani altından kalkmak amacıyla elinizi taşın altına koymuşsunuz diyorum ben. Yani kız çocuklarımızın sadece okuma yazma öğrenmeleri değil, onların devamını da okullaştırma, yani hayatın devam ettirmesi, okuldan vazgeçmemeleri gibi bir çok özel bir projeye imza atmışsınız. Hatta bitirdiniz gibi bir şey. Ama velakin çok güzel bir proje. Herkes örnek olması gereken proje. İlk önce ben diyorum ki sizi bir tanısın sevgili seyircilerimiz. Bu projenin içindeki bu güzel insanlar kimlerdir? Kemalettin Bey, sözü size vereyim isterseniz. Olur mu Mehmet Bey? Bir sıkıntı olmaz herhalde. Biraz kendinizden kısaca bahseder misiniz? Mete Bey, öncelikle Kanal Haber Aks ailesine bizleri konuk ettiğiniz için şahsım ve kurumum adına çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok sağ olun. Rica ederiz. Kemalettin Ak, İlk Adım Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak 2 yıl önce göreve başladı. 17 yıldır görev yapıyorum. Samsunluyum. Evet. Ve birçok okul ve kurumda çalışarak şu anda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü bu görevi yürütmekteyim. Doğrusu Halk Eğitim Müdürlüğü'ne geldiğimiz gün itibariyle diğer okul ve kurumlarda çalışmanın çok ötesinde farklı bir kuruma geldiğimizin de farkına vardık. Ve bu anlamda işte bugün özellikle Hayata Tutunuyorum projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar ve diğerleriyle birlikte inşallah sizlerle sohbet edeceğiz, konuşacağız. Güzel, tekrar ben bana çok teşekkür ediyorum bizleri konuk aldığınız rica için. Rica ederim. Mete Bey, çok sağ olun. Mehmet Bey, sizi tanımayan artık Haber Aks izleyicileri de belki benden taraf yani aşinadır ama siz biraz olsa da kısacık da olsa böyle bir kendinizden bahseder misiniz? Bizlere bu imkanı da sağladığınız için özellikle teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizlere ve Haber Aks ailesine. Bizler Mehmet Akbulut 2012 yılında O Kader, Orta Karadeniz Engelliler Derneği'ni kurduk. Engelliler Derneği. Evet, Orta Karadeniz. Ama ben 97'de üniversite hayatına başladıktan hemen akabinde 99'da engellilerde spor uzmanlığı alanında bir uzmanlaşmaya başladık. 2001'de de 2012 mezun olduk. O günden bugüne bütün engelli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iç içeyiz, çalışıyoruz, katkı sağlıyoruz. Evet. Şartlar bizi 2012'de yeni bir dernek kurmaya zorladı. Orta Karadeniz Engelliler Derneği adı altında bir dernek kurduk. Evet. Gelişen süreçte engelliler arasındaki birlikteliği nasıl sağlayabiliriz planlayarak 2013'te de Samsun Engelliler Federasyonu adı altında 8 tane engelli sivil toplum kuruluşunu bir araya gelerek oluşturduğu yapıyı oluşturduk. Evet. Oradaki arkadaşlar devecek gösterdi, beni başkan seçtiler. Evet. Samsun Engelliler Federasyonu başkanlığında devam ediyorum. Bir de Beyazay var. Beyazay 2015'te, Beyazay Derneği Samsun'da 2011'de kurulmuş.
Önceki dönemlerde arkadaşlar evet. aktif olarak çalışmalarına devam etmişler. Ama sonraki dönemlerde biraz yorulmuşlar ki şey yapmışlar, evet, biraz evet. ağır ilerlerken. Dediler ki bizle birlikte devam eder misiniz? Durumumuzu arz ettik dedik biz. Evet. Samsun Engelliler Federasyonu'yuz. O dönemde dernek, zaten sizinle program yapmıştık. Evet, iki dernek şey olmaz. Kıramadığımız için arkadaşlarla evet. birlikte yola devam ettik ama ilk yaptığımız iş iki evet. dernek Beyaz Samsun Beyazay Samsun Şubesi ile Samsun Engelliler Federasyonu'nu işbirliği protokolüyle evet. birlikte yaptığımız bütün işleri işbirliğinde yapalım dedik. Şu an zaten bu derneklerin hepsi aktif bir durumda. Yani şu anda aktifler ve yaptığımız çalışmaları da işbirliği halinde yapıyoruz. Yani evet. Beyazay Derneği bir faaliyet yapacaksa atıyorum evet. bize bağlı olan Engelli Kadınlar Hı-hı. Derneği'dir, Otizm Çocuklar tabii, Derneği'dir, tabii. Eğitim Gençlik Engelliler Derneği'dir. Hepiniz bir arada. Bütün bir arada şey yapıyoruz. Evet. Bir de Taşlı'da kalan biraz mesela Hı-hı. Havza Engelliler Derneği. İlçelerdeki Engelliler evet. Derneği, evet. Asarcık Engelliler, Hı-hı. Aileler ve Eğitimciler Derneği gibi dernekler. Bunlara biraz daha özel vakit ayırarak gidiyoruz. Onlarla birlikte faaliyetler yapıyoruz. Yetişebiliyor musunuz hepsine Mehmet Bey? Gücümüzün yettiği, eve yetişemiyorum be. Eve yetişemiyorsunuz. Eve yetişemiyoruz ama. Şimdi herkesin aslında Mehmet Bey, sizi çok seveniniz de var, siz de biliyorsunuz ki. Nedense bu kadar hani işin içindesiniz, hani göz önündesiniz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir samimiyetiniz, bir güvenilirliğiniz var ki demek ki sizi buralara getiriyorlar. Öyle değil mi yani, sonuçta bu. Evet. Bir de sevmeyeniniz var yani, değil mi? Bunlar yani, tabii düşünüyor musunuz hiç bunlar? Siz de bunların farkındasınızdır yani herhalde. Bizi seviyor. Yani Mehmet Bey'den başka kimse yok mu kardeşim diyor mesela adam. Yani abi yani tabirle size de söyleyeyim, sizin buna çok rahatlıkla cevap vereceğinizi de biliyorum ben zaten. Biz yani, sadece faaliyetlerimizi yapıyoruz. Aynen. Bir arkadaşımız herhangi bir sıkıntıya düştü de evet. bizi ona yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar da çeşitli yerlerde, evet. platformlarda o aldıkları yardımları bahsedince mesela Tabii. biz kendi yaptığımız birçok faaliyeti hiç bahsetmiyoruz bile. Tabii ki. Yani onları şey, onların o duyulması, demek ki bazı arkadaşları aktif rahatsız olmak isteyip de evet. Başarı gösterilemeyen. Peki burada meyve veren ağaç taşlanır diyelim mi yani? Oraya geliyoruz değil evet. mi? Atalarımız söylemiş zaten. Valla ben gerçekten en çok da bu projeden bahsetmek istiyorum. Bu hayata tutunuyorum. Oradan başlayalım. Evet. Mete Bey, isterseniz öncelikle şöyle halk eğitim Tabii, anlamında bir genel halk bir... eğitimi faaliyetleri evet. zaten çok geniş. Evet. İçinde halk var. Halk Muhakkak olunca, evet. halk olunca. Farklılıklar var. Herkesin kendine göre bir istekleri var sizlerden mutlaka. Buyurun. Samsun Valiliğimiz, evet. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Kadım Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim evet. Müdürlüğü'nün bünyesinde evet. çalışan bir kurum olarak geçen yıl toplamda 49 bine yaklaşan bir kursiyer sayısı, 660 öğretmenle devam evet. eden ve yaklaşık 3017 tane de kurs açtık geçen yıl. Çok ciddi rakam var. Evet, çok yani. Gerçekten gittikçe yükselen bir grafikle devam ediyor. Aslında tabii hani bu, şu sayılar akılda tutmak için bile bir kurs açmanız lazım. Yani evet. Şu deminki cümleyi kurmak açısından. Kesinlikle o kursları gezmek bile evet. Her gün bir tanesini saysanız belki de 3 yıl Değil mi? Sürecek. Evet. Bu anlamda sayısal verilerin çok güçlü olduğu bir kurumuz. Yalnız biz geldiğimiz günden itibaren şunu söyledik her zaman. Sayısal yani niceliğin ötesinde muhakkak nitelik olmalı. Yani evet. eğer nitelikle bunu İçi desteklemezseniz eksik kalacaktır. 90. yılımızdı geçen yıl. Biz nitelik yılı ilan etmiştik. Evet. Ve ciddi anlamda kursların içeriklerini ve halk eğitim kursları genelde hani halkımızın sadece giyim, dikiş, nakış ve benzeri kurslar olarak algıladığı kursların ötesine geçerek biz kişisel gelişimden tutun da bahçıvanlık, cam işleme ve buna benzer hatta file örücülüğü kursu herkesime bahsedeceğiz. Herkesime hitap ediyorsunuz. Aynen, herkesime yani. Hitap eden bir faaliyet içerisine girdik. Çok güzel. Bu faaliyetler sonucunda da açık alanlar olarak tespit ettiğimiz bazı alanlarda ciddi çalışmalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi işte bugün sizinle evet. Üzerinde daha fazla konuşacağımız evet. Sayın Okader Başkanı evet. ve aynı zamanda Projenin öğretmenimiz evet. Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici evet. olarak görev yapan Mehmet Akbulut'un koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Hibe Projesi ni yürütmekteyiz ve bir yıldır bunu yürütüyoruz. Evet. Çok güzel geri dönüşleri oldu bize, inanın. O insanların gözlerindeki ışık, o sevinç, evet. o mutluluk, o huzur inanın hani anlatılacak gibi değil. Biz bunun içerisine, bu projenin içerisine aslında normalde kız çocuklarına yönelikti. Evet. Engellilerimiz de evet. ekledik. Erkekler de varmış zaten. Erkekler de var. Yani. Bir 50 tane de erkeğimiz. 200 artı 50 evet. şeklinde. Ve sağ olsun Mehmet Bey'in koordinatörlüğünde ve ekibinin güzel çalışmasıyla birlikte halk eğitimi olarak bu faaliyetleri evet. sürdürdük.
Ve neredeyse sonlandırıyoruz. İnşallah kapanış törenini Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekillerimiz de 27 Ekim'de, daha, evet 27 Ekim'de Serra Otel'de güzel bir şekilde inşallah kapatacağız. Kapatacağız derken sadece kapanış olacak. Evet. Biz bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için neler yapalımı da konuşuyoruz. Evet. Tabii bundan sonra sürdürülebilir hale getirmek adına kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının artırılması, engellilerimize bence hiçbir engelli değil, engel yürekte her zaman. Tabii. O vatandaşlarımıza da ciddi anlamda yardım etmeyi ve birlikte güzelliğe doğru gitmenin, iyiliğe doğru gitmenin ve onlara bir nevi bazı istihdam kapılarını sonuna kadar açmayı hedefleyen düşüncelerimiz zaten var. Zaten okullaştırmayla okuma yazma çok karıştırılıyor. Değil mi Mehmet Bey? Sen diyor ki bu okuma yazma kursuymuş gibi. Ama okullaştırmanın daha özel bir tarafı var. İşte onun devamını sallamak. Yani diğer okullara üste gitmesi, üniversiteye gitmesi ve daha sonra da bir yerde işte dediğiniz gibi EKPSS sınavlarında siz orada da zaten rol oynamışsınız. Evet, ÖMSS dediğimiz özürlü memur seçme sınavı. Orada da zaten içine girmişsiniz ve onların bir yani memurluğa atanması yani çok güzel şeyler. Orada hemen şunu ekleyelim isterseniz. Buyurun. Bundan yaklaşık bir ay önce o arkadaşlarımızı biz ilk bu proje başladığında hemen sınavlara kursta hazırlık kurslarını aldık. Özürlü memur seçme sınavına hazırlık kursları. Ve o arkadaşlarımızla birlikte onların heyecanlarını paylaşalım diye bundan bir ay önce Mehmet Bey'le birlikte yaklaşık 30 kişi miydi? Evet, 30'a yakın arkadaşımızla 40, Ankara'ya gittik. Ankara Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte orada kurayı birlikte beraber o anda o heyecanlarını yaşadık ve orada 7 arkadaşımız atandı. İnanın onların o sevinçleri, o mutlulukları bize yetti inanın. Yani daha fazlası inşallah yapılacak. İnşallah. Yapmaya çalışacağız. Bunlar bizi sevindiriyor açıkçası. Bu güzel işlere imza atmak ve ilk adımda bu güzel işleri devam ettirmek hedefimiz. Adı üstünde. Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın da desteğiyle bunları yürütmekteyiz. Hepsine çok teşekkürlerimi ben de kendi adıma bir vatandaş olarak sunuyorum. Mehmet Bey, proje koordinatörlüğü. Yani bunlar zor işler, yani ağır işler. Valla sizi burada görmek ne güzel. İyi ki bana vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle 2006 yılından beri projelerin içerisindeyim. Samsun'da ilk projeler olduğunda. İlk projemiz kendi köyümde uyguladığım ekolojik fındık tarımına geçişinin kapasite geliştirmeydi. Ve o proje bittikten sonra köylüleri kooperatifleştirdik. Civar köylerde de şu anda ekolojik fındık üretimi devam ediyor. Şamimet Bey gitmediğiniz yer kaldı. O sürdürülebilirlik anlamında önemli. Ne kadar dezavantajlı bir yani lafınızı kesip duruyorum ama gerçekten dezavantajlı kesim diyoruz bunlara biz bir şekilde. Hiç varsa siz onların içindesiniz vallahi. Yani ben, bu kolay bir şey değil. Evet. Bu bir gönül işi aslında. Gönül işi. İnsan çok güzel söylediniz. Sevdiği işi yapmalı. Biz bu işte huzurluyuz ve severek yapıyoruz. Bu projenin ilk gündeme gelmesi de yine o kadar kurulduğu yıllarda şey vardı. Özellikle kız çocukların okullaştırma oranının artırılması hibe programı vardı. Evet. 2012 yılında kurulduğumuz yıl başladık hazırlamaya. 2012 yılında 2015 yılına kadar bir hazırlık süreci, sürekli değerlendirmeler, düzeltmeler falan derken 2015 yılının Eylül-Ekim ayında bize dediler ki tamam projeniz uygun görüldü gelin. 2015'in Ekim'inin 17'sinde Ankara'ya müdürümle gittik, projemizi imzaladık ve faaliyete başladık. Evet. Tabii biz bunu yaparken yaygın eğitimin içerisindeyiz. Örgün eğitim geçmişimiz var. Bütün bunları görerek bir planlamalar yaptık. Takdir edersiniz ki 2012'deki planlamayla 2015'teki uygulama arasında mutlaka farklılıklar olacak. Çünkü şartlar değişti. Kişiler biz değişti, makam 15 ayrı modülde, 15 ayrı modülde farklı eğitimler planlamıştık. O zaman her bir halk eğitiminin modüler sisteminde vardı ama o 2015'e geldiğimizde 3 tanesi kaldırılmıştı. Evet. Yani bunlarla ilgili ama biz yine o kurslarımızı projede yazdığımız için belgesiz anlamda verdik. Tabii amacımız özellikle kız çocuklarındaki kasıt, bunun içerisinde erkekler de olabilir, erkek çocuklar da olabilir. Okullaşma derken çocuk yaşını da kaldırıyoruz ortadan çünkü okullaşamayan birey bizim hedef grubumuzdur. Bizim açık ilkokul ve açık lise öğrencilerine devam eden kursiyerlerimizin arasında 65 yaşında teyzemiz vardı. Şu anda bilgisayar kullanımı kursumuza geliyor. Biz projede Kemalettin Bey de az önce bahsetti işte
2 yılda bir engelli kamu personeli seçme sınavı yapılır. 2012 ilk yapıldı, 2014, 2016'da yapılacağı için hemen projemizdeki o planımızdan sapma yaptık. 3. ayda eğitimlere başlayacaktık. Hemen ilk ayda eğitimlere başladık. 2 gruba hedeflerken 6 gruba biz eğitim verdik. Bunun 2 grubunu proje desteğiyle, öğretmenlerin desteğiyle aldık ama diğer gruplarını halk eğitimin desteğiyle devam ettirdik. Ama projeden diğer kırtasiye giderlerini, şeylerini karşıladık. Bizim aşağı yukarı Nisan ayına kadar ki koşuşturmamız engelli arkadaşlarımızın devlet memuru olabilmesi yönündeydi. 75 tane arkadaşımıza ulaştık. Bir 75... şekilde yetiştirmek zorunda kaldınız değil mi? Yani o süreyi tamamlamak oraya yönelmenize de sebep oldu. 10 Aralık'tan 24 Nisan'a kadar, hatta 23 Nisan'a kadar, 24 Nisan'da şey vardı, sınav vardı. Bu aralığa kadar sürekli kurslardaydı. Evet. Öğretmenlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani kursun dışında saatlerde öğrencilerimizle ilgilendiler. Birebir gerekli desteği verdiler. Hiç mesai gözetmediler. Bu anlamda gönül işi zaten, başka türlü de böyle güzel şeyler olmaz. 2 yıl boyunca atamalar devam edecek. İşte müdürüm bahsetti az önce, şey yaptı. Ankara'da atamalardaydık biz. Orada 75 arkadaşımızın 7 tanesinin devlet memuru olduğunu öğrendik. Yani biz ilk aşamada şu anda istihdama da katkı sağladık. Çünkü projemizin özellikle kız çocukları eğitim oranı artılması ve iş gücü piyasasına geçişi sağlanmaydı hedefimiz. Evet. İş gücü piyasasına geçişi de bir projemiz bitmeden 7 tane arkadaşımızın devlet memuru olmasıyla birlikte sağladık. Tabii burada kişisel gelişim eğitimleri, farklı eğitimler olmakla birlikte projemizin son aşamasında biz bütçemiz vardı. Bütçemizden artırabildiğimiz miktarla birlikte farklı bir uygulama yapalım dedik. Müdürümle bir araya geldik. Ne yapalım? Burada halk eğitimde bir açlık sınıfı oluşturalım. Şu anda açlık sınıfını oluşturuyoruz. Bakın projemizde projemizin sonraki dönemlerdeki sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amaçlı. Proje kapsamında bütün oradaki malzemeleri alıyoruz. Özellikle engelli arkadaşlarımızın devam ettiği, şu anda Asya Çırağı anlamında kursumuz devam ediyor. Projemizde yoktu bunların hiçbiri. Sonradan ilave ettik. Hani bir yola çıkılınca insanlar, etraftaki sorunları da görüyorsunuz. Dair olan şeyleri de görüyorsunuz. Ana kadar öyle değil mi yani? Kesinlikle. Gelişim öyle mi oluyor? Evet. Hani böyle bir şeyde talep var, yani istek var. O zaman ne yapalım? Bizler de bir elimizden geldiğince içine girelim diyorsunuz. Ve bir anda ana yoldan tali yollara, tali yollardan tekrar ana yola. Öyle bir mücadelenin içindesiniz gibi geliyor bana. Evet. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Kesinlikle haklısınız. Değil mi? Yani herkes yetişmeye de çalışıyorsunuz. Yani. Ana omurgayı koruyarak. Evet, evet. Tabii. Yan dallarda işte, tabii ki. Sonra tekrar yine ana omurgaya, sonra tekrar işte bakıyorsunuz, ihtiyaca cevap vermeye çalışıyorsunuz. Dil anlamında İngilizce eğitimlerimiz devam ederken İngilizce seviye A1 eğitimlerimizi veriyoruz. Evet. Arkadaşlar dedi biz A2 almak istiyoruz. A1'i bitirdik, ne yapacağız? onu da hemen bir grup olarak ilave etti. Evet. O kursumuzda İngilizce seviye A2 kursumuzda şu an devam ediyor. Biz projeyi planlarken tek bir merkez oluşturalım. Tek bir merkezde bütün eğitimleri verelim istedik. Çok güzel. Sonraki süreçte bunu arkadaşlarımızın erişebilirliğini de düşünerek farklı alanlara kaydettik. Şu anda bizim şu saatte 4 ayrı yerde kursumuz devam ediyor. Evet. İngilizce kurslarımız halk eğitimde. Şey kurslarımız, grafik kursumuz yine İlkadın Belediyesi'nin engelsiz yaşam merkezinde, yine muhasebe kursumuz hemen yan tarafta, burada yani, kültür merkezinde kanalımızın yine, hemen yanında yine projeye sonradan ilave etmiş olduğumuz, ciddi anlamda engelli arkadaşlarımızın da istihdama veya iş hayatına atılabilmesine katkı sağlayabilecek uygulamalı girişimcilik eğitimi. Nedir uygulamalı girişimcilik eğitimi? KOSGEB tarafından belgesi verilen ve bu belgeyi alan arkadaşlarımızın engelli ve kadınların %90, erkeklerde de %70 hibe desteği alabileceği 50 bin liralık limitte bir belge. 32 saatlik bir eğitim. Evet. Hemen projenin son ayında 4 ayrı gruba verilmek üzere bunu planladık. Bu devam ediyor. Engelli arkadaşlarımıza öncelik veriyoruz. Evet. 3 gün önce bir arkadaşımız geldi. Ben İşkur'a gidip geliyorum 6 aydan beri. Ben tatlıcıyım. Evet, Bingöllüyüm. Bingöllüyüm, tatlıcıyım ama şey yapamadım. Yani bu belgeye ulaşamadım. Bu belgeyi aldıktan belge sonra olmadan da o belgeyle var. Birlikte KOSGEB 50 bin liraya kadar %90 hibe verdiği gibi İşkur da 36 bin liraya kadar bir destek veriyor. Evet. Sadece engellilere. Onları alabilmesi için o belgeye de sahip olması gerekiyor. Yani, bunu da siz tavsiye ediyorsunuz. Gelinen süreçte önceki dönemlerde bu belgeleri özellikle İşkur'lar üzerinden veriliyordu veya şey üzerinden veriyordu. Ticaret sanayi odaları üzerinden veriyordu. Halk eğitim bu alana bir giriş yaptı. KOSGEB ile birlikte işbirliği protokolü imzaladık. 3 yıl boyunca halk eğitim bu alanda bize varız diyecek. İnanıyorum ki 3 yıl sonra
yine bu protokolle birlikte devam edecek. Çünkü KOSGEB yeni iş yeri kurmak isteyen arkadaşlarımıza öncülük sağlıyor. O bir desteği. Bunun onlarca desteği var. 30'un üzerinde farklı destekleri var. Arkadaşlarımıza kurslarda bunlar anlatılıyor. Evet. Bu projemizin şey ayağı, sadece eğitim ayağı. Evet. Yani biz 15 farklı modülde yola çıktık. 15 farklı modülü 18'e çıkarttık. Artık 3000 küsur saati, 4000 küsur saate çıkarttık, eğitimlerimizi veriyoruz. Evet. Yaklaşık 40'ın üzerinde eğitmenle, farklı eğitmen arkadaşlarımızla birlikte kurslarımız tanıştık ve kurslar verdik. Tabii bu sadece kurs vermeyle olmuyor. Sosyal anlamda da bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. Özellikle kız çocuklarının okullaşmasında veya engelli çocuklarımızın okullaşmasında sıkıntı olabilecek veya farkındalığı az olabilecek ailelerimiz olabileceğini düşünmüştük. Proje tasarımında 50 aile öngörmüştük. 50 ailemizi ziyaret edelim. Hı hı. Onlarla birlikte okul imkanlarını, varsa bir problemleri onları çözelim istemiştik. Şu anda şu kanın, pardon lafınızı kesiyorum ama, hala var mı? Yani biz mesela bununla karşılaşıyor musunuz? Hani kız çocuklarının eğitimine artık yani okuma yazma öğrendi. Tamam artık keselim biz, çünkü orada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz belki. Hani okuma yazma kısmını biraz olsun zaman içerisinde şu anda halledebildik ama hani okullaştırma diyoruz. Orada mı sorunlar yaşıyorsunuz? Okullaştırmayı mesela aslında şöyle algılasak daha... Aileler bunu istemiyorlar mı? İstemeyen aileler var mı? Yok, okullaştırmayı şöyle algılasak, size bir örnek vereyim. Tabii, bir yaptığımız çalışmayla. Evet. Şimdi şeyden dolayı, mecburi eğitimden dolayı bütün öğrencilerimiz, kız veya erkek, engelli, hepsi belli eğitim sisteminde olması gerekiyor. Tabii. Bir tane kız çocuğumuz, adını vermeyeceğim. Daha geçen aileyi ziyaret ettik. Şeyden 5. sınıf, 4. sınıftan mezun olmuş, 5. sınıfa gitmiş. Belli 2 ay gittikten sonra okula gitmeyeceğim anlamında şey yapmış, veryansın etmiş, okula gönderememişler. Biz çocuklar da istemeyebiliyor tabii. Kurumlara yazı yazdık. Evet. Yazmıştık. O bize gelen listelerden takip ettiğimiz. Gittik, ailesiyle görüştük. Bizim sosyal çalışmacı arkadaşımız var. Burada ona çok teşekkür ediyorum. Projemizde görevli olmamasına rağmen bizle birlikte bütün ailelere geliyor. Aslında bundan sonra daha bilimsel bir anlamda da bunu bir şeye de, bir makaleye de çevireceğiz. Halk eğitimdeki rehber öğretmen arkadaş, bir sosyal çalışmacı arkadaş eve gittiler. Kız çocuğumuzla görüştüler. Problem neymiş arkadaşlar? Kız çocuğu ilkokulda biraz şey olduğu için sıkıntı, okuma yazma öğrenmeden mezun olmuş. Oo. Hadi ilk birinci kademede problem olmamış ama ikinci kademede bu ortaya çıkınca arkadaşlar da bu arkadaşımızla birlikte şey yapmaya, farklı iletişim kurmaya başlayınca kız içine kapanmış. O hiçbir şekilde okula gitmek istememiş. Evet. Biz ne yaptık? En az 4-5 kere aileyi ziyaret ettik. Gittik, problemi çözdük. Problemi çözmeden, yani problemi analiz etmeden, çözmeden bir sonraki adıma geçemiyorsun. Bir şekilde okula kaydını sağladık. Yakın olduğu yer, oturma yeri de değişmişti. Ve okuma yazmayı öğrenebilmesi için bir tane gönüllü öğretmen arkadaş bulduk. Arkadaş gönüllü olarak haftanın belirli günlerinde, şartlı olarak tabii. Yani ilkokulu bitirmiş ve okuma yazma bilmiyor. Şartlı olarak eğer okula gidersen biz sana bu okuma yazmayı öğreteceğiz diyor. Şu anda Ortak Öğrenci Engelliler Derneği'ne haftanın belirli günlerinde bir Türkçe öğretmeni arkadaşımız gönüllü olarak geliyor. Evet. Çocuğumuza okuma yazma öğretiyor. Biz bunu bu şekilde okula kazandırdık. Bir öğretmenin yapmadığını diğer öğretmen yani yapmış, okullaşma, ortadan kaldırmış sonra. Evet. Ne kadar kötü bir şey aslında. Okullaşmada farklı farklı problemler karşımıza çıkıyor. Çocuk akademik başarısı düşüktür, devamsızlık oranı yüksektir. Bunlar da aslında bizim hedef gruplarımız arasındaydı. Tabii. Yani niye bu çocuk okula gitmiyor? Aile okulda zannediyor. Bir sıkıntı var, bunu ama çözmek lazım. Ama en büyük problem parçalanmış ailelerden geliyor. Tabii ki. Yani o başlı başına içine girdiğimiz zaman çıkaramayacağımız bir konu. O zaten birçok sorunların başı oluyor, biliyor musunuz? Yani hem çocukların psikolojileri bozulmasından sonra, yani aslında işte diyorum ya, bu çocukları okula kazandırmak, yani okula devamlı sağlandırmak açısından düşündüğümüz zaman ben şöyle bir baktım, çok sorunumuz var. Yani gidip de çocuk işçilik var, aileler kesinlikle çocuklarını işçi olarak veriyorlar. Ya da ne bileyim, çocuk evlendirmeler var. İşte çocuk belli bir yaşa geldikten sonra kız çocukları hemen evlendiriliyor. Çocuğa şiddet var kız çocuklarına, ki bu 11 Ekim Dünya Süpürge Çocuk neydi öyle bir günümüz var. Dünya Kız Çocukları Günü. Evet mesela. Birçok şekilde bu kız çocuklarını anma günleri, şunları bunları düzenliyoruz ama biz hala bazı sorunları aşabilmiş değiliz. Tabii toplum olarak. Kesinlikle. Yalnız sevgili Kemalettin Bey, size bir şey sormak istiyorum. Mesela bu hibe. Hibe nedir? AB mesela Avrupa Birliği hibe etti. Bu projelerde şimdi üç en son insanların merak ettiği bir şey vardır. Evet. Hani şurada ciddi bir rakam alınmış. Evet. Bu rakam denetleniyor. Sanki sizin cebinize direkt veriliyormuş gibi bir hissiyat var. Ben bunu gördüm ki bu sadece size değil yani. Bütün projelerde
alamayanların gözüne mi batıyor? Öyle oluyormuş gibi geliyor bana çünkü. Şimdi, merak konusu nedir? AFEB projesi nedir? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi Çalışma Sosyal Güvenlik evet. Bakanlığı'nın koordinesinde yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği hibe projesiydi evet. bizimkisi. Şimdi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı dönemlerde bu hibe projelerinin temalarını belirler. Hı hı. Kız çocukların okullaşması, gençler, evet. yaşlılar, mülteciler gibi konu başlıkları belirler. Hı hı. Bu konu başlıkları üzerinde çalışma yapacak tüm kurumlara, hatta derneklere, STK'lara evet. Duyuruda bulunur ve bunun bazı toplantılarını yapar çeşitli illerde. Zamanında bizden önce zaten Mehmet Bey'in yazdığı bir projeydi bu. Biz biraz önümüzde bulduk, imzaya atan biz olduk hı hı. bu projeyi. Ve bu alanda yapılacak projeleri değerlendirir. Evet. Öncelikle gönderirsiniz siz bu projeniz. Uygun bulunursa projeye uygun bütçe de yazılır. Bu bütçeyi evet. size Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı der ki bir yıl süre ile ben bu bütçeyi size veriyorum. Ve dönüşünde de sizden şu 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 kriterlerle şunları bekliyorum. Evet. Bunlar çok özel bir şekilde imzalanır. Biz Ankara'ya gittik bunun için. Sanırım 4 klasördü. 4 klasörü tek tek imzaladık. Oradaki genel müdürle birlikte evet. karşılıklı. Ve her 2 ayda bir biz çok iyi denetleniriz. Evet. Daha yeni yine denetlemeci bir arkadaşımız burada 2 gece kaldı. Bizim dışımızda burada onu da söyleyeyim. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu'ndan da bir proje geçmişti. O projeyi de aynı zamanda Samsun'da 2 proje var şu anda Çalışma Sosyal Güvenlik hı hı. Bakanlığı'nın o anlamda yürüttüğü projelerden ve biz ciddi ciddi denetleniriz. Ve evet. yakın zamanda yine bir denetlemeci gelecek. Son olarak bizi tekrar denetleyecek. Evet. Ve bizim her yaptığımız iş, yani sadece bir top kağıt, bırakın top kağıdı, hı hı. bir tane A4 kağıdı almanızı bile sistemsel olarak mistik sistem dediğimiz bir sisteme evet. giriş yapmak zorundasınız. Ya bunlar öyle bunlar, herkesin düşündüğü gibi. Tabii, öyle çok kolay. Yani gittim Ankara'ya, tanıdığım vardı. Çaycıyı kesinlikle. Koydum oraya. İşte şöyleydi, kesinlikle. Böyleydi. Şu bakanı tanıyordum. Olmuyor değil mi? Yani de, bunu bir kere de kesinlikle. Uygulanan evet. projelerde veya yapılan projelerde şey yaparlar. %10'unu evet. kurum karşılar. Yani 110 bin liralık bir proje ise bunun 10 bin lirasını kurum kendisi karşılayacak. Yani hayır, proje çünkü herkesin kafasında yanlış anlamayın. Ben de yani bütün toplumu tenzih ederek yaparlar. Ama artı bir de şey yaparlar derler ki. Kafasındaki sorular bunlar yani çoğunun. 110 bin liralık bir projede hadi 10 bin lirasını sen karşıladın ama benim sana şu evet. anda ilk kafadan vereceğim para 80 bin liradır. Evet. Geriye kalan 20 bin lirayı da sen kendi bütçenden karşılayacaksın. Tabii. Ben gelip seni denetliyorum. Uygun görmeyeceğim maliyetler çıkacak. Evet. Onlar olursa o parayı oradan keserim. Evet. Yani o görünen miktarın yaklaşık %30'un evet. altında para gelir bize. Evet. Biz kendi öz kaynaklarımızdan bunları karşılamak durumundayız. Evet. Proje dediğinizde evet. hemen %100'ünü size verin, al bunu kullan, ne yaparsan anladım. Yap anlamında yani, değil. Herkesin diyorum ya işte kafasındaki olanı ben söylemeye çalışıyorum. Şey daha ekleyelim. Tabii lütfen. Şimdi ben bir kurum müdürü olarak 17 yıldır, 18. yıla girdim. Birçok projeler yaptık. Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus dediğimiz daha önce Comenius okul ortaklıkları projelerinde bulunduk. İnanın Avrupa Birliği hibe projeleri kadar bir kurum, bir okulu zorlayıcı bir proje yok. Çok ciddi paralar verdiği için o kadar kılı kılına ciddi denetlemelerle yürütmekte. Onun için projelerin %10'unu aynı zamanda bize kendisi kaynak buldurarak o hibeye eklettiriyor. Evet. Böyle bir de şeyi var. Desteği var. Yani bizim de desteğimiz var tam, projeye. Tabii içindesiniz. Projeyi yani. Tam manasıyla hibe olarak ücretinin bir kısmını da karşı tarafta yani bize ödettirmiş oluyor. Evet, evet. Siz de koyun ki diyor evet. daha da sağlam olsun bu proje. Yani ciddi anlamda kabullenin, sahiplenin projeyi. Evet. Onun için projenin evet ciddi anlamda yüksek bütçeleri var. Ve biz de bu bütçeleri her artıra. Bir kuruşunu yararlanıcılara, hı-hı. ilk adıma, Samsun'a, Türkiye'mizde muhakkak yararlandırmak evet. ve o paraları ciddi anlamda hem istihdama yönelik evet. hem de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben belki bazı sloganlarımız var. Evet. Oluşturduk bazı öğretmen arkadaşlarımızla. Evet. Halk eğitimlerde açılan kurslar ciddi anlamda bir şöyle bir sloganımız var bizim. Psikoloğa değil, önce halk eğitime gidin diyoruz.
Ciddi bir rehabilitasyon merkezleri aynı zamanda halk eğitimler. İnsanların yani, kaynaştığı bir arada kaynaştığı, ciddi anlamda psikolojik sorunlarının çözülebildiği, yalnız olmadıklarını hissetmeleri de kesinlikle, çok önemli. Kesinlikle. Yani hatta diyoruz ilaç almayın halk eğitime gelin gibi böyle sloganlarımız var. Tebrik ederim yani gerçekten. Bu anlamda da önemli. Yani geri dönütte hani ortaya evet ürünler çıktı gerçekten ama bunların dışında insanların içindeki o ruh dünyalarındaki, suratlarındaki o asıklıkları onları tamamen ortadan kaldıralım. Evet. Herkes gülsün, gülümsesin, mutlu olsun. Temel felsefemiz aslında bu. İnsanları mutlu evet. etmek, insanları gülümsetmek. Halk eğitim olarak dediğim gibi 50 bine yakın kursiyerimiz var. Ve bunun yanında bir de açık ortaokul ve açık lisemiz var bizim. Ondan da bahsedersiniz. Evet, o da bir farklı bir alanımız bizim. Evet. İlk adım ilçesi içerisinde ne kadar daha önce okuyamamış, okuma imkanı bulamamış ortaokul Hı-hı. ve açık ortaokul ve açık lise öğrencileri de bizim bünyemizde iş evet. ve işlemlerini Hı-hı. yürütmekteler. Belli dönemlerde kayıt alıyoruz, yeni Hı-hı. kayıtlar yapıyoruz. Yaklaşık açık öğretim lisemizde şu anda 6206, açık ortaokulda da 1938, toplamda da 8144 öğrencimiz var. Sadece ilk adımda evet. bu. Samsun genelinde sanırım 20 bine yakın bu hı hı. Şey sayı. Biz bu açık lisede okuyan öğrencilerimize, açık ortaokulda evet. okuyan öğrencilerimize yine diğer kurslarımızdan da yararlandırıyoruz. Evet. Onlara da ara ara duyurular yaparak. Bu anlamda da bir nevi okul faaliyetinde yürütmekteyiz. Akşam sanat okulu şeklinde hı hı. okul faaliyetinde yürütmekteyiz. Ya bu tip evet. sorunları yaşayanların ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes aynı diyor ki yalnızım. Tabi bu tip yerlerin öneminin aslında bir tarafı da özel bir tarafı var. Yalnız değilsiniz diyor. Yani işte gidiyor kendisi gibi sorunlarla mücadele eden insanları görünce. Tabi insanlar buradan nasıl diyeyim bir özgüven bir şeyler bir içine bir rahatlık geliyordur. Yani bunların o açıdan da çok önemli. Biz gerçekten hissediyoruz bunu. Birçok kursumuza gittiğimizde denetlemeye evet. ya da işte onlarla sohbet Hı-hı. etmeye, hasbihal etmeye gittiğimizde birçok vatandaşımız şöyle söylüyor. Yani ben burada bir şeyler yapıyorum. El evet. sanatları farklı evet. kurslara geliyor. Ancak ben huzurlu oluyorum burada. Yani ben mutlu oluyorum burada. Bunlar da bizi sevindiren kesinlikle. Burada yani. Ben, hayatın içinde olmak, evet. Bu arada projemizin iştirakçılarından da bahsetmek lütfen, lazım. Lütfen. Projemizin iştirakçılarından bir tanesi İlk Adım Belediye'miz. Evet. Gerçekten bize her anlamda mekan, yer, araç, Hı-hı. bu tahsisleri noktasında çok yardımcı oluyorlar. Hı-hı. İlk Adım Belediye Başkanımız Erdoğan Tokat çok teşekkür ediyoruz ekibine. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde birçok kursumuz var, halen devam ediyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Yine 19 Mayıs Üniversitemiz evet. aynı zamanda iştirakçımız. Onlar da projemize iştirakçı olarak katkıda bulunuyorlar. Ve hayata tutunuyorum. Sadece bir yıl değil, sadece Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu bu hibelerle Hı-hı. değil, sürdürülebilirlik olarak tüm zamana yayılsın istiyoruz. Evet. Bundan sonraki yıllarda, aylarda, dönemlerde de devam etsin istiyoruz Mete Bey. Peki bu mümkün olabilir mi? Mesela mümkünatı var mı? Mesela siz yine aynı şekilde aynı projeyle gitseniz ve biz bunu hayata geçirdik. Artık bir güvenilirlik de oluşmuş oluyor diye düşünüyorum. Gittiğiniz makamlarda öyle değil mi? Evet. Hani devamını sonuç sağlamak raporunu, istiyoruz. Evet. Ve yine talep de var diyorsunuz. Şimdi bizler az önce şeyden bahsettim. Mehmet Bey bahsetsin. Bu sizin elinizi de kuvvetlendiriyor aynı zamanda öyle değil mi? Açlık sınıfını oluşturduğumuzdan evet. bahsettik. Mesela o sınıfta değişik kurumların katkısı var. Evet. Bizler yine projenin bütçesiyle birlikte bunları yapıyoruz. Ama bittikten sonra o sınıfta sürekli insanlar gelip başlık eğitim alıp devam edecek. Bu projenin evet. sürdürülebilirliğine bir katkı. Sonra bizler mesela açık lise ve açık ortaokul öğrencilerini destekleyici Hı-hı. kurslar verdik. Veya aile ziyaretlerini evet. yaptık. Aile ziyaretlerinden yaklaşık 20'nin üzerinde arkadaşımız, okulla bağ kesilmiş olan arkadaşımızın açık liselere kaydını yaptık. Onlar şu anda açık lisede, açık ortaokulda devam ediyorlar. Proje bittikten sonra da onlar zaten devam edecekler. Evet. Mesela EKPSS kurslarından, kurslarımıza gelen arkadaşlarımız atandı bir kısmı atanacak. Zaten atandıktan sonra hayatın bir tarafından tutulmuş oluyorlar. Faaliyetleri yine devam ediyor. Evet. Bizim müdürüm mesela şey yaptı, bizim iştirakçilerimizden bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin Mavişlikler tesisleriyle birçok arkadaşımızı tanıştırdık. Evet. Projemizin içerisinde bir de kariyer günü etkinliklerimiz vardı bizim. Evet, evet. Kariyer günü etkinliklerimizde veya kaynaştırma etkinliklerimizde, sosyal etkinliklerimizde biz üniversitenin
tıp öğrencileriyle milli eğitimde mesela özel eğitim meslek lisesindeki 60 tane işitme engelli öğrencimizi önce onlara işaretli eğitimi vererek, tıp öğrencilerine önce işaretli eğitim vererek bir araya getirdik mavi ışıklarda. Evet. Burada az önce bahsettik mesela Beyaz Aydın'da bahsetmiştik ya, Beyaz Aydın bir kampanyası vardı, aşmak için hareket kampanyası. Evet. O kampanyayı da bütünleştirerek bir spor şenliği yaptık biz orada. Orada tıp öğrencileri, işitme engelli çocuklarla hem konuşarak, anlaşarak çünkü eğitimini almışlar. Orada çeşitli standlarda şeyler yapıldı. Bu yapının içerisinde gençlik spor var, valilik var, büyükşehir belediyesi var, milli eğitim var. Yani tek başına olacak şeyler değil. Bütün bu harmanlanmış bir yapı oluyor. Evet. Yani bu birliktelikler başlayınca bir sonraki adımda devam ediyor zaten. Yani sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Ama vaktimiz daralıyor. Evet, yaptığımız bitti gibi vallahi. Yaptığımız hemen, bir eğitim faaliyetlerinden bir iki özetle başlıkla bahsedeyim dediğim gibi tabii, en az 3-4 program alır bu. Evet. Mesela kariyer günü etkinlikleri biz Beyaz Ay'ın genel başkanını Lokman Ay ve görme engelli milletvekili Samsun'a davet ettik. Evet. Samsun'da öğrencilerimize özellikle engelli öğrencilerimize bir araya geldi. Deneyim paylaşımını yaptı. Evet. Biz bu anlamda eğitimler veriyoruz okullarda, okullaşma veya rol model olmuş insanları okullara getirerek öğrencilerimizin okullaşmayla ilgili ve eğitimle ilgili farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Son iki günde yaptığımız faaliyetler mesela liselerde okuyan kız çocuklarımızı üniversitedeki bir sonraki adım olan fakültelere getirip, bugün 65 tane kız çocuğumuzu Fatma Çavuş Meslek Eğitim Lisesi'nde getirdik. Öğleden sonra oradaydık mesela. Evet. Önce bir yemek yedik, daha sonra bütün fakülteleri gezdik. Oradaki bölüm başkanı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü arkadaşlarımıza kendi bölümlerini anlattılar. Hem gezdik hem eğlendik. O havayı solumaları diyorum yani zaten. Başlıyorlar çok güzel bir şey yani. Bu aslında belki de milli eğitimin programın içerisinde koyması gereken bir konu. Tabii. Çünkü o arkadaşlarımız artık bundan sonra tercih edebilecekleri veya bakış açıları değişti. Evet. Siz kimsiniz? Ben aslında halk eğitim faaliyetleriyle de ilgili konuşalım istedim ama inşallah başka bir programa eğer konuk ama olarak davet ederseniz minik minik ben mutlaka son cümleler olarak gerçekten projeler noktasında ciddi bir insan kaynağımız var. Evet. Bu anlamda ben hızlı hızlı birkaç projemizden de bahsedeyim. Biliyorsunuz 2017 DIF Olimpik işaretli olimpiyatları ilimizde yapılacak. Evet, çok önemli Samsun'da. Bir organizasyon. Biz bu organizasyon için işaret dili eğitimleri veriyoruz. Evet, hemen evet. yakında açacağımız işaret dili tercümanlığı öğretmenliği eğitimleri başlayacak. İlimiz Ar-Ge'si ile birlikte Sesi Yüreğinle Hisset adlı bir projemiz var. Evet. Yine geçen yıl girişimcilikte önce kadın projesinde Türkiye ikincisi ve Türkiye dördüncüsü olduk. Girişimcilikte önce kadın. Evet. Yine Pastacılar ve Odacılar birliğiyle düzenlediğimiz Mesleki Eğitim Mutfağımdan geçiyor. Pastacılar ve Odacılar. Bu da bir Avrupa Birliği hibe projesi. Orada açılan pidecilik, aşçı yardımcılığı gibi kursları halk eğitim merkezimiz vermekte. Yine diğer biraz önce Mehmet Bey bahsetti, COSGAP işbirliğiyle uygulamalı girişimcilik eğitimlerimiz var. Engelli kadınlara yönelik. Siz de tanıyorsunuz sanırım Selma Hanım. Tabii ki. SAKDER'in başkanıyla birlikte onlara da makine nakışı, işkur işbirliğiyle yaptığımız bir proje. Cumhurbaşkanlığımızın himayesindeki Aşmak için Harekete destek veriyoruz. Beyaz Ay'la birlikte. Evet. Kurumlar arasında açtığımız birçok şey var. Ben en son olarak da Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün çok yakın zamanda açıkladığı Samsun Marif Hareketi kapsamında da halk eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Evet. Konumuz cidden çok uzun. Halk eğitimin çalışmaları ya bunların hepsi belki ayrı bir program herhalde olacak. Bence bu şekilde üstü kapı yani içindeki sanki şeymiş gibi geçelim ama gerçekten hepsi ayrı bir program bence. Ben bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Sağ olun, var olun diyorum ya. 70 yıl benim için süre önemli. Hani ben burada sadece hayatta tutunuyorum. Şu 3 sayfam var yani benim de zaten söyleyeceklerim, konuşacaklarım vardı ama yetmez diyorum ama evet diyelim çok yine teşekkür de. Ediyoruz. Rica çok ederim. Sağ olun. Ben burada olduğunuz için çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Ama yine de bir araya geleceğimize inanıyorum. Beni kırmaz yine. Gelirseniz sevinirim bütün bunlar zevkle, için. Zevkle ne demek. Ben de çok mutlu olurum. Mehmet Bey sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bizlere bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Özellikle engelli arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Özel uygulamalı girişimcilik eğitimi. Evet. Hem İşkur'dan hem COSGAP'ten destek alabilirler.
halk eğitime gidip müracaat edebilirler. Çünkü projemiz bitiminde de devam edecek. Bizim evet, bu sürdürülebilir bir proje. 31'inde de en az 3 tane kursumuz var. Son projenin son gününde devam ediyor. Allah. Ondan sonra yine eğitimler devam. Halk eğitimle işbirliğimiz yani geçmişte vardı. Yine de devam edecek. Yine evet. Burada yaptığımız faaliyetleri biz gönüllülükle evet. kurumlar arasındaki işbirliğiyle sürdürüp devam edeceğiz. Ne güzel, son ne mutlu olarak, o zaman. Lütfen buyurun. Mutlu olmak istiyorsanız ilk adım halk eğitime gelin İnşallah, diyerek. İnşallah, evet, bunu da duysunlar. Yani ilk adım halk eğitime herhangi bir sorunu olan ya da eğitim, öğretim de olsun veya bugünkü projelerden bilgi almak isteyenler varsa gelip sizin gibi güzel, güler yüzlü insanlarla karşılaşıp onlardan bir şeyler öğrenebilirler. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu programın anlam ve önemine hitaben aslında Sezen Aksu'nun Kardelen parçası vardı. Hayata tutunuyorum. Orada kız çocuklarının okumasını şey yapan, onu aslında yayınlanması için vaktimiz kaldıysa o kliple bitirmek istiyorum. Ama tabii vaktimiz kaldıysa Samet, onu da sana bırakıyorum. Sevgili seyirciler, bu hafta da Engelsizsiniz programının sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir projeyi sizlere tanıttığımıza inanıyorum bu güzel insanlarla birlikte. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ne senden fazlayım.